Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugünkü konuğum tekrar Ekrem Hoca. Ekrem Hoca ile bugün öğrencileri konuşmak istiyoruz. Davranış bozukluğu olan öğrencileri konuşmak istiyoruz. Velilere birkaç sözümüz olacak. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Şimdi günümüzde çoğu öğrenci okula isteyerek gitmiyor. Niye isteyerek gitsinler hocam? Gerçi siz de haklısınız. Yani ev ortamında, şu teknolojinin baş döndürücü geliştiği bir ortamda, telefondan her şeyi halledebildiğimiz bir ortamda niye okula gitsin? Yeterince dört duvar arasına tıkılıp kalıyoruz. Çarpık kentleşmeler, akrabalıkların zayıflaması, iletişim becerilerinin zayıflamasından dolayı sosyalleşme için gidebilirler. Yeni tecrübeler, sevinçleri paylaşmak için gidebilirler. Gönüllülük esasında sivil toplum faaliyeti yapabileceği birçok faaliyet var okulda. Arkadaş seçimlerinde gidebilirler. Birbirlerinden rol model alma şeklinde gidebilirler. Öğretmenler daha önce yüzlerce doktor, yüzlerce avukat, mühendis, psikolog, öğretmen yetiştirdikleri için, onları toplumun kurucuları oldukları için onlarla tanışmak için gitsinler. Her biri onların birer yıldız. Hem onlar tanışmak için gitsin, hem de bireyin kendisi bence kendisiyle tanışmak için gitsin. Değil Burada mi? Etkileşimli öğrenmek çok önemli. Sınıf arkadaşından yapılmaması gereken bir hareket gördüğünde, "Aa, bunu Ahmet yanlış yaptı, ben böyle yapmamalıyım"ı görmesi için, edep için, tabii, haya için, tabii, arkadaşlık kurmak için, dediğiniz gibi sosyalleşebilmek için, atölyeler için, beden eğitimi için yine gitsinler. Peki gitmeyene ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle insanda yeni bir gün, yeni bir işe, yeni bir haftaya başlarken insan vaktinde yatamamış olabilir, baş ağrıyor olabilir, bir sıkıntısı olabilir, bir isteksizlik oluyor kısaca. Bir takım kaygılar onu frenliyor. Hem gaz veriyoruz hem frene basıyoruz. Böyle bir durumda gidin, arkadan gelecek isteğiniz. Çünkü neden? Keşif amacıyla gidin. Bu sizin hayatınızın filmi. Yani bir öğrenci yola çıktığında aslında onun başrolde oynadığı bir film başladı. Bir çekim başladı. Medyada gibi hissetsinler. Televizyonda, evet, defilede, bir sunumda gibi hissetsinler. Ve başrolde kendisi var. Müdür yardımcı rolde, belki arkadaşları yardımcı rolde. Herkesin bir anda güneşin doğmasıyla, güneşe selam çakmakla, yoksa bulutlara selam çakmakla, varsa yağmura, yağmurda yürümekle başlayacak bu iş. Kesinlikle. Yani arka fon değişebilir. Bugün kar olur, kış olur, soğuk algınlığı olur, trafik olabilir, her şey olabilir. Ama biliyorsunuz filmlerde de her şey güllük gülistanlık olmuyor. Gözyaşı oluyor, kaza oluyor, ne bileyim kavga oluyor, çatışma oluyor, muhabbet oluyor, yeni bir aşk başlıyor. Kesinlikle. O günün sürprizler getirdiğini ve o hayatının lideri ve direksiyonu, o kaptan geminin başına, kendi arabasının başına geçmediği sürece istek gelmez. Çünkü bu böyledir. Evet. Dikkat edin, tarihte bizim padişahlarımızın, komutanlarımızın, işte Fatih Sultan Mehmet atını denize sürmese, Atatürk yani Samsun'a çıkmasa, Cumhuriyeti başlatmasa nasıl istek gelecekti? Kesinlikle. Demek ki birinin bir mücadeleyi, bir günü başlatması gerekiyor. Kesinlikle. Hepimiz kendi hayatlarımızın başrolünde olduğuna göre, kısaca isteksizliği kırmanın yolu, yola çık, yola çık, istek senin arkandan tıpış tıpış gelecek. Kesinlikle. Biz bunu yüzlerce kez gördük. Çok depresif hisseden insanlarda, işe gitme isteksizliği olan, okula gitme isteksizliği olan öğrencilerimizde de ve yardım etme isteksizliği olan velilerimizde de gördük. Kısaca istek arkadan gelir, bir yol al, belki 500 metre sonra gelir, belki 3 kilometre sonra gelir, ama mutlaka tıpış tıpış istek gelir. İsteksizlik gider. Hedef burada sanırım eğitimin kendisi olmalı. Yani pozitif yönden bakmak gerekiyor. Sınav kaygısı değil de pozitif yönden bakacak olursak neyi öğrenebildim? Hedef dediğiniz gibi sonradan gelebilir. Yola çıkar, o istek sonradan gelebilir ama önemli olan yola çıkma ve bir şeyler öğrenme içgüdüsüdür. Evet. Bu hayatın tamamında geçerlidir. Sadece öğrenci olma yetmez. Yani bireyin kendisinde öğrenme içgüdüsünün olması gerekir. Peki herkeste öğrenme içgüdüsü var mıdır? Şimdi öğretmenler ve eğitmenler, az önce dedik ya, birçok meslekte eğitmenin eğitimi, eğiticinin eğitimi veya pedagojik, psikolojik formasyonlar zayıf. Bundan dolayı onun öğrencilerinin veya onu rol model alan kişilerin ondan bir eğitim alması, istekle eğitim alması, öğrenme isteğinin olması pek de mümkün değil. Ama öğrenciler ve öğretmenler yola çıktıklarında bugün ben pek çok şey öğreteceğim, pek çok şey öğreneceğim. Kısaca bir sosyal etkileşim içinde olacağız. Hı hı. Herkes kendi kararınca. Kimisi beden diliyle öğretir. Kimisi bir dakika diyerek öğretebilir. Kimi bravo diyerek öğretebilir. Kısaca tepkilerimizi hür, özgür ve iyi niyetle yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Öğretmen bir öğrenciyi durduracaksa, bak oğlum merdivenlerden hızlı yürürsen kayıp düşersin. Kesinlikle. Dikkat et dediğinde öğrenci, ya helal olsun benim öğretmenim beni seviyor, beni düşünüyor. Öğretmen onun kişiliğine saldırırsa, hı hı, kişi de öğrenme isteği olmaz. Kesinlikle. Dediğiniz gibi amacı olmazsa, mesela 5 yıl sonra nerede, kim olarak bu stüdyoda olacağım diye düşündüğünüzde, siz de az önce görüştük. Mesela doktora 2 yıl, 3 yıl sonra burada siz doktor aslı olarak arz endam edebilirsiniz. Hı hı. Ve öğrenme isteği böyle başlar. Kesinlikle. Ama yolunuzu kapatırsanız, sizin önünüze negatif insanlar, bir işin nasıl olmayacağını söyleyenler, az önceki yayında da diğer yayında da söylediğiniz gibi bir profesör sizi aşağılayarak derse başlarsa öğrenme isteği çok zayıf olur. Kesinlikle. Peki ödev yapmak istemeyen, öğrenmek istemeyen öğrenciyi anne baba ne yapmalı? Nasıl bir tutum izlemeli? Anne baba hazır 7/24 kameralarla gözetlenir gibi, özellikle çocuklar, ergenler ve gençler tarafından hazır izleniyorlar. Defile yapıyorlar. Kimisi kitap okuyor, kimisi televizyon, kimisi fazla alkol alıyor, kimi fazla kavga ediyor. O zaman hazır kameralarla biri bizi gözetliyor gibi izlendiğimize göre çok güzel hareketler bunlar dediğimiz hareketleri yapmamız gerekiyor. Büyükler olarak bizlerin öğrenme isteğini böyle başlatabiliriz. Çünkü öğrenmeyi hazır uygulayan, rol model olan ve yaşayan, aynı nasıl ki yani keyifle sigara içenler var. Keyifle matematik çözüldüğü niye gösterilmiyor? Kafelere gidildiğinde keyifle kitaplar okunsa, işte parklarda, otobüslerde herkes ders çalışsa, öğrenmenin tadına varsa. Çünkü bakıyoruz insanlar, affedersiniz bazı insanlar mantafon ineği gibi, yani benzetmek gibi olmasın, öküzlerin bile bu ne biçim öküz dediği insanlar var. Sürekli mideyi dolduruyor. Sürekli dış görünüşe bakıyor. Elbette bakacağız. Ama beyni, zihni, kalbi öğrenmeyi aç bırakırsak çocukta da kimse okumuyor ki diyor mesela. Ya hocam burada gerçekten çok güzel bir yere değindiniz. Ruhun açlığı, insanlar burada zaten psikologlar ve psikiyatristler bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Ruhun açlığını doyurmak için yemek yiyorlar. Evet, çok yanlış. Ruhun açlığı bu şekilde doymaz. Ruhun açlığı yeni şeyler öğrenerek dolar ve doyar. Ruhun açlığı böyle dindirilir. Ama insanlar maalesef bunun bilincinde olmadığı için ruhlarının açlıklarını gece kulüplerinde, dizilerde, yanlış yerlerde arıyorlar gerçekten ve işin acı tarafı, bazı kişiler dizilerden de gerçekten bir şeyler öğrendiğini, nasıl insanların işte farklı kafalarının çalıştığını öğreniyorlar ve gerçek hayatı da böyle sanıyorlar. Hayır, ruhun açlığı dizi izleyerek ya da bir şeyler yiyerek ya da gece kulüplerinde dans ederek onunla bununla doymaz, dolmaz da. Evet, bunlara da ihtiyacımız var, bunları da yapacağız ama bir şeyleri öğrenme bizim içgüdümüzde ve temellerimizde var, ruhumuzun kendisinde var ve devamlı ruhumuzun, beynimizin tersini işletiyoruz. Vücudumuza ne kadar büyük haksızlık yaptığımızın farkında değiliz ve her seferinde dediğiniz gibi böyle homini gırtlak ya da işte aman şöyle güzel görüneyim, böyle güzel görüneyim. Hayır, insanları ne zaman biz düşüncelerine değer verirsek işte o zaman kazanılan taraf oluruz. Ve ailelere naçizane tavsiyem, burada çok güzel söylediğiniz rol model olurken bir kere daha bakmaları. Benim çocuğum ödev yapmıyor, nasıl yaptıracağım? O televizyonu kapatarak. Benim çocuğum çok fazla tabletle oynuyor. O zaman ne yapacağız? Elimizden telefonu bırakacağız. O Instagram'da, Facebook'ta daha az zaman geçireceğiz. Eğer siz kendinizden feragat etmiyorsanız çocuk neden fedakarlık yapsın? Çünkü onu bırakmayı bir kişisel hakkına saldırı olarak görüyor artık çocuklar. Çünkü hayatımızın o kadar içine işlemiş. Peki annenin babanın bu bağımlılığı varken çocuğu nasıl uzaklaştırırız? Biz eğitim koçları bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Şimdi eğitim koçları bir kişinin bütün gününü planlaması gerekiyor. Nasıl ki 3 öğün yemek yiyoruz, 3 öğünde eğitim öğretim yapabiliriz ve o kalbimize, ruhumuza, beynimize uygulamalı ve işe yarar bir şekilde ve zamanla da işe yarayacağını o bilgilerin uygulamalı şekilde göstererek, rol model olarak yaparsak zaten çok konuşmaya ihtiyaç olmayacak. Çocuk binlerce, milyonlarca insanı bir anda seferberlik yapsak, metrobüslerde, parklarda, kafelerde, her yerde kitap okuyor olsa ve o günkü öğrendiği hani magazin veya kavga veya işte dedikodular tadında biz öğrendiklerimizi söylersek, bak bugün şunu öğrendim ya, fasulyenin şu faydası varmış gibi. İşte matematik de şöyle bir icat olmuş, yenilik gelişmiş. İşte binlerce yıl çözülmeyen bir problemle karşılaştım ve bunu araştırmak istiyorum. Gerekirse bunu ben sponsor olmak istiyorum deyip sadece ünlülerin, magazincilerin hayatlarını, magazine çıkanların veya dizilerdeki film yıldızlarının hayatları rol modeli alınmamalı. Çünkü orada her şey nasıl diyeyim, hormonlu bir şekilde veriliyor. Kesinlikle. Doğal yollarla anlatılmıyor. Kesinlikle. İşte birden adamın Ferrari'si oluyor, birden atları, yatları, katları oluyor. Halbuki dizilerde madem buyurun bir matematik öğretmeninin konusunu, hayatını konu alın. Kesinlikle. Ve bir Nobel ödülü alanın ve bütün bunu seferberlik halinde yapmamız lazım. Şimdi bir doktor sigara içip hastasının yüzüne üfleyip bak sigara içme, bu öldürür derse ne kadar etkili olur Allah aşkına? Yani imam affedersin gaz kaçırırsa cemaatin camiye neler yapacağını hayal bile edemiyorum. Çok haklısın. Yani bir öğretmen o öğretmenlik üniformasını giydiyse, bir anne o annelik elbisesini, o makamını temsil ediyorsa, işte bir vali, bir müdür, bir kaptan, bir servis şoförü diyelim en basiti. Hani küçümsemek için değil. Ya o arabasını iyi sürerse, çocuklara abi ders. Çocuklar bakın trafik var ama ben öfkemi kontrol ediyorum. Bir kesinlikle. Küfür edene küfürle karşılık vermiyorum demeli. Kesinlikle. Demeli ve bunu göstermeli. Bir demeli, bin yaşamalıyız. Kesinlikle. Ve bunu tüm niyetimizle. O zaman toplum olarak tabiri caizse tüm kötü davranış bozukluklarımıza, bu telefon bağımlılığı olur, yeme bağımlılığı olur, kişi bağımlılığı olur. Her türlü kötü davranışımıza bir tevbe edip bugünden toparlamamız, kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için de profesyonel yardım almaktan kaçınmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu eğitim koçu olur, öğrenci koçu olur, yaşam koçu olur, kesinlikle. Psikolog, pedagog olur. Bir de yani, zamanımızda böyle kolay. Bir sıkıntı var. Çok güzel bir yere değindiniz. Yardım almaktan çekiniyorlar. Halbuki Güney Kore'de gerçekten çocuklar okuldan çıktıktan sonra ayrıca bir de özel eğitime gidiyorlar. Yani özel ders alıyorlar ve bu insanlar, Güney Koreliler, hem çok çalışkanlıklarıyla hem de bilimsel olimpiyatlarda aldıkları derecelerle, eğitim sistemlerinin iyilikleriyle ölçülüyor. Programımızın da sonuna geliyoruz ama kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bir şeyi öğrenmek de uygulamak da aynı şey değil. Kendi adıma konuşuyorum. Ben de bugünden itibaren bunu yapıyorum. Tam sözünü ettiğiniz yerde. Yazım noktalamaya hiç dikkat etmezdim hocam. Artık dikkat ediyorum. Gerçekten oturdum. 6. sınıf öğrencisi gibi çalıştım. Yazım noktalama çalıştım ve bunu bugünden itibaren yaptım. Bu hayatımıza giren WhatsApp'lardan, hayatımıza giren Instagram'lardan o kadar fazla mesaj yazıyoruz ki o mesajların noktalama işaretlerinin olmadığını fark ettim ve utandım. Utandım ama utanmakla kalmadım, değiştirdim. Oturdum, ders çalıştım, tekrar bildiklerimi bir daha çağırdım. Biliyorum ama uygulamıyorum, artık uygulamaya koydum. Öğrenmekten vazgeçmeyin. Lütfen öğrenin ve öğrendiklerinizi uygulayın. İyi günler.